Konuşuyoruz günlerdir. Rusya'nın Dağıstan bölgesinde iki ayrı şehirde eş zamanlı terör saldırıları meydana geldi. Saldırganlar bir sinagog ve iki Ortodoks kiliseye saldırdı. Daha sonra ateşe verdi. Saldırılarda 15'i polis, 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın Dağıstan bölgesi 3 terör saldırısıyla sarsıldı. Saldırganlar bir sinagog ve iki Ortodoks kilisesine saldırdı. Daha sonra da ateşe verdi. Silahlı saldırganlar başkent Mahaçkale'de de polis karakoluna ateş açtı. Saldırılarda 15'i polis, 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov saldırılara ilişkin bilgi verdi. Bugünkü terör eyleminin kurbanı silahlarla Dağıstan'ın huzur ve sükunetini savunan 15'ten fazla polis memuru oldu. Ayrıca çatışmalarda ve saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Aralarında Derbent'teki Ortodoks Kilisesi'nde 40 yılı aşkın süredir görev yapan Peder Nikolay da var. Melikov, saldırıları düzenleyen 8 kişinin etkisiz hale getirildiğini ve soruşturma sürecinin devam ettiğini söyledi. Şu an için Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde operasyonel tedbirlerin aktif aşaması sona erdi. Daha fazla arama ve soruşturma tedbirleri bu uyuyan hücrelerin tüm üyeleri tespit edilene kadar devam edecek. Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada saldırıların terör eylemi olarak değerlendirildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Saldırıda yaralananlar da yaşanan süreci anlattı. Куда пуля попала? Получается, залетела со спины. Вышла отсюда. Страшно было? Нормально, да. Дагестана, видимо, обычно. На адреналине? Чувство собственного самосохранения, конечно, у всех присутствует. Но старались максимально помочь гражданским, эвакуировали. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dağıstan Başbakanı Melikov'a taziye mesajı gönderdi ve saldırıyı kınadığını söyledi.